Dördüncü mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kıymeti çok büyük olan Ramazan ayının üstünlüklerini ve hakikati Muhammediyeyi bildirmektedir. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek katınıza sunar ki çok zamandan beri yüksek kapınızın hizmetçilerinin hallerini bildiren mübarek mektubunuza kavuşmakla şereflenemedim. Gözlerim yoldadır. Mübarek Ramazan ayının gelmesi hayırlı olsun. Bu ayın Kur'an-ı Kerim ile tam bağlılığı vardır. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başladı. Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi buyuruldu. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın zatının ve şuunlarının bütün kemallerini kendinde toplamıştır. Asıl dairesinin içindedir. Ona hiçbir zıl yaklaşmamıştır. Kabiliyeti ula onun zıllidir. Ramazan-ı Şerif ayının Kur'an-ı Kerim ile bağlılığı olduğu için bu ayda bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan, herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir. Bir kimse bu ayda kendini toparlarsa bütün yılı iyi olarak geçer. Bu ayı kötülükle geçirirse bütün senesi kötü geçer. Ramazan-ı mübarek ayı bir kimseden razı olursa o kimseye müjdeler olsun. Bir kimseye gücenirse bereketlerinden ve hayırlarından pay almazsa o kimseye yazıklar olsun. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek aslın bütün kemallerine ve zillin bütün bereketlerine kavuşmak için olabilir. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimsenin bereketlerine kavuşması, hayırlarından pay alması umulur. Bu ayın günlerinin bereketi başka, gecelerinin hayırları başkadır. İftarda acele etmenin ve sahuru geciktirmenin, böylece gecesiyle gündüzünün tam ayrılmasının sünnet olması bu incelikten ileri gelebilir. Yukarıda söylediğimiz kabiliyyet-i ulaya hakikati Muhammediye de denir. Ela mastari salatu ve selamuvet Bu bütün sıfatları bulunan kabiliyetli zat demek değildir. Büyüklerden birkaçı böyle demiş ise de öyle değildir. Zat-ı ilahinin ilm itibarının kabiliyetidir ki Kur'an-ı Kerim'in hakikati olan zatın ve şuunlarının kemallerinin hepsine bağlıdır. Sıfatlara bağlı olan ve zat ile sıfatlar arasında bir geçit olan kabiliyeti ittisaf ondan başka bütün peygamberlerin hakikatlarıdır. Ala nebiyina ve aleyhimüs selavatü ve teslimat ve tahiyyat. Bu kabiliyet kendisinde birçok itibarat bulunmak düşüncesiyle birçok hakikatler olmuştur. Hakikati Muhammediye olan kabiliyet kendisinde zırliyet bulunmakla beraber sıfatlara benzemez. Zatı ilahi ile arasında hiçbir perde yoktur. Muhammedi yaratılmış olan evliyanın hakikatları zatı ilahinin ilm itibariyle ile olan kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti muhammediye zatı ilahi ile o çeşitli kabiliyetler arasında bir geçittir. Bu kabiliyete onlardan birinin adı da verilir. Çünkü bu kabiliyet sıfatlara yakındır. Sıfatlarda olan ilerleme bu kabiliyete kadar olur. Bunun için bu kabiliyete hakikati Muhammediye denilmiştir. Bu kabiliyeti ittisaf gözden hiç yok olmadığı için buna o kabiliyetlerin de ismi verilmiştir. Çünkü hakikati Muhammediye arada hep perdedir. Kabiliyeti Muhammediye zat-ı ilahide bir itibardır ve salikin gözünden yok olabilir. Yok olduğu da bilinmektedir. Kabiliyeti ittisaf da itibar ise de arada geçit gibi olduğundan sıfatlar gibi zattan başka ayrıca vardır ve gözden yok olamaz. Bunun için bu perdenin aradan hiç kalkmadığını söylemişlerdir. Asl ve zilli bir arada toplayan makamın böyle bilgileri çok gelmektedir. Bunların çoğu kağıt üzerine yazıldı. Makamı kutbiyet zıl makamının bilgilerinin inceliğinin kaynağıdır. Ferdiyet mertebesi zıl dairesinin marifetlerinin gelmesine vasıtadır. Zıl ile aslı birbirinden ayırmak bu iki nimete kavuşmadan olamaz. Bunun içindir ki büyüklerden çoğu kabiliyeti ulaya tayyun evvel diyorlar ve zattan ayrı değildir diyorlar. Tecellî-i zati bu kabiliyeti görmektir diyorlar. İşin doğrusu bizim bildirdiğimiz gibidir. Allahü Teala işin doğrusunu doğru olarak bildirir ve dilediğini doğru yola kavuşturur. Yazmak emrolunan şeyleri bitiremedim. Yazılanlar öylece kaldı. Bu duraklamanın hikmeti acaba nedir? Mektubumu sıkılmadan daha uzatmak edepsizlik olur.